Gümüş Saadettin. Bir komutanını göndermiş Haymana. Sizi görmek istediğini söyler. Söyle gelsinler. Bakalım bu soysuz bu sefer ne haber göndermiş. Ertuğrul Bey'i ararız. Nerede? Ertuğrul Bey'i niye ararsınız? Emir Saadettin ne ister oğlumdan? Emir Hazretleri Ertuğrul Bey hakkında ölüm emri vermiştir. Sen ne dersin komutan? Nereden çıktı şimdi bu? Hangi yüzle gelip de Ertuğrul Bey'i otağdan istersin? Ne suçu vardır? Halime Sultan. Ona diyesin ki, obandan değil oğlumun canını. Tek bir saçının telini bile götüremez. Hele anlat bakalım komutan. Emir Saadettin ne istermiş kardeşini? Türkmen beylerin karargahına baskın yaptık. Emir Hazretleri de başımızdaydı. Ertuğrul Bey isyancı beylerle beraber olup bize karşı cenk etti. Bununla da yetinmedi. Sultanımızın ölüm emri verdiği şehzadeyi beraberinde kaçırdı. Emir Hazretleri ikisinin bulunduğu yerde katlini emretti. Otağınızı ve obanızı arama emri aldık. Karşı koyarsanız eğer hepiniz aynı muameleye maruz kalacaksınız. Ertuğrul Bey'i tehdit ettiğin yetmedi. Şimdi bizi tehdit edersin öyle mi? Halime Sultan, içeri gidesin. Oğlum obada yoktur. Aramak isterseniz buyurun arayın. Devletimize olan saygımızdan susacağız. Lakin bu hep böyle olacak sanmayın. Bizim de konuşacak vaktimiz gelecek. İçiniz içeri bakın. Destur de hele. Komutan. Sok kılıcını kınına. Selcan müsaade et. Buyur geç. Aha, gördün işte. Kardeşim burada değildir. Ben vazifemi yaptım. Vazifen bittiyse askerlerini al çık otağımızdan. Göreceğini gördün mü komutan? Obayı da arayacağız. Alplerinize söyleyin, mani olmasınlar. Çok şükür Halime'm, kurtulmuşlar. Çok şükür. İnşallah Gökçe'den de hayırlı haber gelecek Selcan. İnşallah. Abdurrahman. Buyur Hayman. Alplere haber edesin. Ertuğrul'un obada olmadığından emin olana kadar komutan her tarafı rahat rahat arasın. Emredersin Hayman.